Gidiyor musun bu akşam? Evet işte 9.30 otobüsüyle İzmir. Telefonumu falan da kapatacağım. Tam inziva. Ne kadar zaman? Yani işte Eylül'e kadar, çekimlere kadar. Zaten yani beni burada tutan başka bir şey de yok. Anladım. Ben ne yapacağım sensiz iki ay? Biz tam olarak zaten ayrılmamıştık değil mi tatlım? Yok, net bir şey yoktu zaten sevgilim. Basmayın canım, erkeklere basmayın. Hiç değilse nikaha kadar. Sana mutluluklar. Ya da neyin peşindeysen artık. Mutluluğun peşindeyim abi. Burada ne işin var o zaman? Sence hata mı yapıyorum abi? Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Diyorsun sevgilim. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi. Bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnım. Çok geç kaldın. Gitti. Aa, Rıza nerede? Rıza. Rıza'm. Rıza'm. Rıza! Rıza. Evet, yapılacak bir şey yok sonuçta, kader değil mi? Böyle, tabii bizde nikah tarihi belli olmuyor, biz size ararız, olur mu? Hayır, yok ya. Bir saat. Evet, Ali Rıza değil ya, Ali Rıza benim evet, rahmetli abim. Rıza'nın düğünü vardı da. Bir saat geçince polisiye olay olmuyor mu? Sıra mı diyorum? Anlamadım. Sacide ablacığım, Rıza bir kuple rahatsızlandı da o bakımdan kalan misafirlere siz söylersiniz abi. Ne rahatsızlığı, ne rahatsızlığı. Nazar. Nazar, kesinlikle nazar. Bunun bilimde yeri var tabii ki çünkü oğlan güzel, kız güzel olunca oldu. Ben yalan söyleyemeyecek boyutta travma geçiriyorum şu an yani. Alo, ne oldu, bir haber var mı ayol? Yahu Servet, ben buradayım. Niye telefonla arıyorsun beni? Aa! Rıza telefonu açmıyor. Babam da arayıp duruyor, ne diyeceğim? Ağlayın, ağlayın. Yüreğimi dağlayın. Rıza'yı görürseniz tutun bir yere bağlayın. İhtişamlı bir gelin. Değilmiş babacığım. Bu hayat bugün mahzun. Nerede kocacığım? Hayır. Anne tut şu kazan ucundan. Hadi bana. Hadi eve gidelim. Annem de bir şey. Peki sayın abirim, siz şahsa ulaşabiliyor musunuz? Şahıs. Ne tuhaf isimler var ya. Şimdi acilde böyle bir hasta var mı? Ona bakabiliyor muyuz peki? Sizinle bu numaradan canlı chat yapabiliyor muyuz? Ulan bu kargaşada kiminle konuşuyorsun? Testosteron kurbanı. Babamın otelden buraya geliyorlarmış. Ne diyeceğiz? Ne nikahtan kaçması anne? Nurhayat Karakaş'ın nişanlısı öyle şey yapar mı hiç? Ben inanıyorum tez zamanda Rıza'nın güzel haberlerini alacağız. İnşallah bu ya kaçırılıp tecavüze uğradı, ya devrilip karanlık bir köşeye atıldı, ya intihar etti. Sizin yüzünüzden bunlar. Dejenereler. Sayın Karakaş, şu an birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir süreçteyiz. Estağfurullah efendim, ağız kalabalığı olur mu? Sayın Karakaş, sizin kızınız bizim kızımız. Hatta ben size baba desem diyebilir miyim? Diyemem. Okey. Siz kimi arıyorsunuz sevgilim? 35-40 yaşlarında uzun boylu beyaz erkek. Rıza'yı, Rıza'yı. Peki şunu bulabiliyor musunuz? 25 yaşında böyle uzun bacaklı, sarışın, büyük göğüslü kadın. İsmi önemli değil. Bulursanız gönderebiliyor musunuz? Rıza'yı mı? Emriniz olur efendim. Emriniz olur efendim. Sağ olun efendim. Evet efendim. Sepet efendim. Allah Allah. Dinlemedeyim Gülistan.
Rıza denize gitti. Rıza denize mi gitti? Denize mi gitmiş? Vay vay vay. Pardon. Gülistan ablam. Allah'ını seviyorsan Marmara Denizi'ne gitmişti. Ege Denizi'ne gitmiş, bir ıslanıp çıkacakmıştı. Kuzey Denizi'ne gitmiş, fok balığı alıyor de. İlk girerken soğuk ama yüzünce alışıyormuş insan de. Bir şey de ama lütfen deniz kelimesini cümle içinde özel isim olarak tek başına saçını savurup poposunu sallarken başına buyruk bırakma. Hadi boyasını sevdiğim Gülistan ablam. Ha ablam. Selamın kavlem. Bu söz kesilirken tanıştığımız abin mi? O delim sere çocuk. Anne ne delim sere? Bidi manyak o. Allah'ım travmanın etkisiyle yalan söyleme yetimi kaybettim ya. Gülsar ablam fazla güvenme yetine döner koy... Neyse ya. Ne diyeceğim ben abime? Bismillah. Alo Büyümin abicim. Nurhayat. Beni burada İtalya'da nasıl çağırıyorlar sen biliyor musun? Ha? Benjamin diyorlar bana. Benjamin. Salon bitkisi miyim ben Nurhayat? Benjamin nedir ya? Diyeceğim o ki ben zaten burada gurbetteyim. Benim asabım bozuk. O Şehmuz denen herifin sana en ufak yamunda yemin ediyorum ben cinayete aleti olurum Nurhayat. Şehmuz değil abicim Rıza. Şehmuz babası. Babası mı? Sen onun babasına... Çok selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi ilet. Ellerinden öp kendisinin. O ayrı, o ayrı. Nurhayat bak ben sonuçta Floransa'da yaşayan, iç mimari master'ı yapan, Da Vinci'ye, Michelangelo'ya, Michael Jackson'a gönül vermiş bir insanım. Benim tutup da vay efendim damat düğünden mi kaçtı, yok kızımızın namusuydu, şerefiydi gibi böyle Alaturka'ya aykırı yapacak bir tarzım yok, sen beni biliyorsun. Ben çıkartırım maket falçatamı, direkt kulağına alırım o herifin. Nurhayat kulağına alırım o herifin. Abicim, Türkiye'de olanlar batıdan daha farklı görünüyor. Olay öyle değil. Rıza'nın 8 kalp damarı meğersem mumbar dolma gibi olmuş, hep tıkanmış. Artık gerdek heyecanı mı yaptı nedir, kalp spazmı geçirmiş. Tuvalette bulduk bunu, baygın dil dışarıda. Acil ICU'ya girdi. Şimdi helikopter ambulansla önce Londra'ya sonra Cleveland'a gönderiyoruz, bypass olacak. Nurhayat. Burnuma tuhaf kokular geliyor Nurhayat. Floransa'daki bu nehir yazın leş gibi kokuyor Nurhayat. Foseptik mi boşalıyormuş neymiş, öyle bir şey dediler, anlamadım. Dil bilsem anlayacağım. Bıktım ben buralardan. Vallahi evde tek başıma film seyretmekten gerçek insanlarla hayali karakterleri karıştırıyorum. Vatanımı özledim ben Nurhayat. Geliyorum ben Türkiye'ye. Abi olarak duruma el koyuyorum. Yok yok geliyorum. Şu an parti veriyordum evde. Misafirler falan vardı. Kate Moss, Heidi Klum. Haydi gülüm bırakıyorum misafirleri geliyorum İstanbul'a. Kapat geldim ben. Just a better man, just a yeah. Jump on, jump in, jump in. Just got a better death, gonna be just better, just know the better. About better loving, just a better loving. I love you. Var, aşk da var, yaz da var, güz de var, şu hayat.
Alo. Bora, ben gemileri eve yaktım. Yepyeni bir geleceğe ilerliyorum. Denize de bu dikenli yolda benimle beraber yürür müsün diyeceğim. Ne diyorsun dostum? Çağatay. Rıza ben, Rıza. Abicim evlenmedim ben. Düğünden çıktım, şu anda yoldayım. İzmir'e yaklaştım. Deniz'i arıyorum ama numarasını değiştirmiş. Ulaşamıyorum. Ya bir zahmet bana onun yeni numarasını versene. Ben. Bora, hadi be abi. Yeni numarası kaç ya? Ya tamam, tamam. Veriyorum, yaz. 312. Ya Bora kardeşim bak, Ege kazan, ben kepçe dolaşıp duruyorum. Hadi be. Tamam tamam. Yazıyor mu? Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Alo Deniz. Yaklaştın. Aynı genler. Alo Deniz. Dakikası 2,5 TL'ye. Benimle sımsıcak bir sohbete hazır mısın? Alo tatlım. Canım. Bora, beni arayan oldu mu? Yo. Abla bana para yollasana, param bitti. Alo. Ya Emir ne olur ya, bari siz yardım edin abi. Ağustos'un sonu geldi, bütün Ege kasabalarını gezdim ya. Belderime bile gittim abi. Hayır telefonunu vermiyorsunuz, bari nerede olduğunu söyleyin. Yani koordinat bile yeter. Vaps, aa çok isterdim Karlı ama Bora libidomun üzerine yemin ettirdi ya. Alo. Bir saniye. Emir. Pardon. Emir seni arıyorlar. Aşkım ya. Kim arıyor de? Pardon, kim arıyor? Deniz'in sesi. Deniz arıyor galiba. Öyle sıcağında o kadar şarap içmeydik, iyiydi. Deniz mi arıyormuş? Yok yok. Aa, bilgi veremem dostum, kusura bakma yani. Bilgi veremem. Aşkım bak! Karetta, karetta! Pardon, açılan çağırıyor. Ay bu bir tanecik. Sadece karetta. Ben 5 dakika uyuyorum. Aşkım hayır, Deniz'de uyuma. Kapatıyorum, açılay boğuluyor. Aşkım! Alo. Ha? Kim? Deniz. Adın Deniz mi sevgilim? Yanlış numara. Gülüşmeler, çarpıntılar, iç çekmeleri, kaçamak buluşmalar ara sıra geceleri. Göz gözü görmez toz pembeden yeşilden, zaten hep böyledir aşkın öncesi. Vay be. Ne güzel yazmışsın abi ya. Turgut Uyar. Rıza Kocabaş. Ben bunu içmeyeyim abi ya. Bende biraz gastrit var da. Şöyle bir ekmek köşesi falan bir şey var mı Turgut abi ya? Ha? Böyle hem bir mideyi bastırsın hem bir suyunu alsın. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sonbahar geldi. Nerede bu millet hemşerim? Hayat bunlara güzel ya. Alo. Kim? Tufan kimdi yahu? Ha! Tufan, yapımcı. Merhaba sevgilim.
çekimler mi başlıyor? Fakat daha yeni tatile girmiştik azizim. Ma, mo. Pekala, pekala. Hemen atlayıp geliyorum. DJ, benim şarkımı çal. Karaciğerim Ege'de kaldı. Ya oğlum bizi rezil ettin. Niye gece gece komşunun kızını öpüyorsun? Ya yüzü çirkin. Gün üstünde bir gideri yok ki. Çirkin sen niye öpüyorsun lan? Ya yokluktan. Herkes Bodrum'da, Çeşme'de. Biz burada. Aç mı kalalım? İki tane ev. Bari site olsaydı biraz seçenek olurdu. Rıza akşam üzeri bir fil İstanbul'a dönüyormuş. Bize böyle bir bilgi ulaşmadı. Nuray'cığım sen bunu nereden öğrendin? Hava yollarının yolcu listesinden falan mı? Yok canım, ne yolcu listesi? Oo, peşlerine 7/24 adam taktım. Sağ ol canım. Sağ ol. Avare dönüyor demek. Haydin kalkın biz de geri dönelim, pazartesini beklemeyelim. Çanak cömlek patlasın. Tatlım. Ne oldu? Bunlar evi başkasına kiralamış. Ne diyorsun ya? Ah, bu artık öküzlükte uzay ya. Yani bu insanlar bayağı dünyayı boynuzlarına taşıyorlar şu anda. İnanmıyorum ya. Ah. Okey. Değiştirmemişler. Aa, müzik. Emir çıkalım. Evet, müzik olduğuna göre evdeler. Çıkalım. Hayır, ondan değil. Bu müzik beni zehirliyor. Sanatçı arkadaşlarım benim kız! Tülay, ne yaptınız? Selahattin, gel misafir geldi. Anam kaynananı seviyormuş vallahi. Tam mangal yapıyorduk biliyor musun? Vay, vay Sadıç. Ya ne yaptın ya ona? Vay, hoş geldin. Aa, yengeciğim, vallahi hoş geldiniz. Ya ayakta kalmayın, oturun. Kız, kahve yap misafirlere. Yengeciğim, sen nasıl içiyordun kahveyi? Yok ya, biz malum. Saçmalama lan, otur. Hanımlar kahve yapar, biz de tavla atarız. Köfte olur, özledik ya. Kız, haber falan verseydiniz anam ya. Biz de böyle ev haliyle, değil mi Selahattin? Güneş batınca rakıları açarız. Hep beraber Allah'ına verdiyse yeriz, içeriz yani. İtiraz yok, itiraz yok ha. Sadıç. Paralel evrene mi geç çıkıyor? Geç, geç anam, geç anam. Böyle geç, geç. Gel. Şimdi bu Deniz tabir ettiğimiz saçaklı aslında 53 yıldaymış. Herkese 34'üm diyormuş. Bunu nüfusa geç yazdırmışlar. Evet duydum ben. Ama gerekirse tutarım bunu saçından zorla, artık karbon kestirme yapılıyor. Halkaların sayısından mı anlaşılıyor? O yaşta artık nasıl ölçülüyorsa bunun hangi çağdan kalma olduğu ortaya çıksın. Nurhayat Hanım, önemli olan sizin ne hissettiğiniz. Üzüntülerinizle yüzleşin. Ama yalan mı hemşire? Erkekler salak. Bu benimki sakmış bir kartozun peşinden bütün yaz kıyı kasabalarında aç köpek gibi diz dışarıda dolaştırıp bir anlayabilirsin. Hayat Hanım. Sen niye ikide bir lafımı kesiyorsun benim? Ha? Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Parayı peşin verdim ben. Nurhayat Hanım, ben psikoloğum. Dedikoduları değil, endişelerinizi konuşalım. Evelallah, benim ne endişem olacak hemşire? Ben maddi, manevi, fiziksel, kimyasal, genetik her alanda zirveye oturmuş, Türk ev kızı konseptine level atlatmış bir figürüm. Fevkaladeyim. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bak beni can kulağıyla dinlemiyorsun. Ben kendimi dinletmek için mecbur Bülent Ersoy'a bağlıyorum ama. Nurhayat Hanım, korkularını... Kız, ben ne korkacağım? Sen kork. Boşanmıştın sen değil mi? Ha? Ne olacak bu biyolojik saat işleri hemşire? Kim bakıyor bu biyolojik saat işlerine? Ha? Çocuğun da yok. Olmaz ki de artık. Kız bari kenarda birikmiş şey falan var mı? Çünkü yaşlılıkta bir başına para lazım.
Nurhayat Hanım, benim bir sonraki... Hayır, Allah bir yerden alır, bir yerden verir. Hani ağzı çemçük olanın eli falan güzel olur ama... ...sana da hiçbir şey vermemiştim canım. E sen de mecbur ne yapacaksın? Kendini okumaya falan adadın ama... ...adam bütün gün diplomaya bakacak? Ha? Vah vah! E seninki de gitti daha gençle, değil mi? Nurhayat Hanım. Belki de bir kesme hemşire. Gerekirse 24 saatini satın alırım. Hem senin görevin bu. Susacağını dinleyeceksin. Az bir vereceğim gazı, vereceğim gazı. Hem ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa bana ne? Kira evinde yalnız ölecek olan ben miyim ya? Oo, bu da cortladı. Bu yaz 9. psikoloğa da çürüye çıkarttık hayırlısıyla. Hayır, senin psikolojin bozuksa benimkini nasıl düzelteceksin anacığım? Oho! Kız acık kadın olaydın, hanım olaydın da... ...şu kutuya kapitan eden kenarı fiş dolu bir kılıf yapaydın. Bulamadım şunların da ısından bir tane ya. Ne hissettir endişenle yüzleş. Salla başını alma aşığı. İçimi dökemiyorum ki şifa bulayım anacığım. Rolando'yu alacak Galatasaray başka yolu yok şimdi. Yanlış mı konuşuyorum Sadıç? Aa Selahattin. Hey 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 hey. Aa, siz ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Çünkü stoper lazım. Stoper lazım. Okey. Siz Gülüstan Hanım'la ayrıldınız mı? Lan hayatımın en güzel yazını geçiriyorum. Uyandırmasana bünyemi. Allah Allah. Bizimkiler Temmuz'dan beri yazlıkta. Ben hafta sonları gidip dönüyorum. Tülay yengenle de barıştık. 2 aydır balayındayız. Okey ama... Aşk yuvamızda son 3 günümüz. Bizimkiler pazartesi günü dönüyorlar. Hep siz oyuncular mı yiyeceksiniz lan hayatın balını? Biraz daha biz yiyelim değil mi? Emir, siz abinle mangal yakın kardeşin. Biz de dertleşe sofrayı kuralım. Aa yok ya, biz kalkalım. Belki benim villanın dekorasyonu bitmiştir. Bavulları açmadan direktli oraya geçeriz biz. Ama yani bu beylerin de bu nazından yani. Vallahi bacım. Kız naz karıda olmaz mı? Vallahi bu benden nazlı. Tatilde yedi bitirdi beni. Benim düzenimi, benim yemeğimi arıyor. Diyor buraların çayı güzel demlenmiyor seninki bir başka diyerekten. Baştan alıştırmışız anam. Ben daha tövbe sofraya bir çeşit koyduğumu bilmem. Allah yukarıda. Bir zeytinyağlısı, bir etlisi illaki. 2 elim kadı olsun. Hasta yatayım, benim sofram 10 numara 5 yıldızdır yani. Kız ben daha bunun altına ütüsüz dop vermedim. Öyle alıştırdım. Anası bunu Kadir gecesi doğurmuş ki bana denk geldi. De bizim beyler hep böyle. Açma. He. Oh! Perde. Oh! Çıktım. Doğaçlama alışkanlığı. Hemen giriveriyorum role. Okey. Hadi kalk, 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 kalk. Eyvallah. Aman bu akşam hizinleri evde bırak kocacığım. İçelim. Seni yerler Adanalı. Senin o bıyığını kolye yapıp gerdanıma takarım biliyor musun? Yarasın değil mi? İyi daha da anasın, iyisin. Hanımın giller, çoluğun çocuğun, akrabaların giller, iyiler inşallah. Hanımın mı? Ay kocacığım kusura bakma. Biz bu konsomasyon zanaatında daha yeni yeni yetişiyoruz. Hatalarımız olabilir. Hatalıysam şu numarayı ara. Bu ne? Benim numaram. Arada akşam lokele gel, sinirini stresini alayım senin kocacığım. Genç, ben de eğlence sektörü çarkının bir dişlisiyim. Sen de değil mi gülüm? Dışarıdan belli olmayan bir kraliyet ünvanın falan yoksa ne bu havalan senin lan? Bizim müşteri kalitemiz farklı. Bu dalga dümenler olmaz burada. Nasıl? Ben gelmişim, şampanyamı açtırmışım. Na bu kadar kazık hesabı da ödemişim. Belki amca oğlumla yeğenimin doğumunu kutluyoruz. Amca oğlunla doğum kutluyorsunuz. Belki dedim. Ya ben senin ne iş yaptığını bilmiyor muyum? Sakın Ayşe'mi aşağılama. Ben insanlara yardım ediyorum. Günlük dertlerini unutturuyorum, mutlu ediyorum. Onların psikoloğuyum ben. Başarı oranım %100. Hiçbir müşteri memnuniyetsiz ayrılmadı bugüne kadar. Psikolog mu? Boş vaktin var mı canım? Tam olarak ne gibi bir hizmet bekliyorsunuz? Ayol, psikologdan ne hizmet beklenir? Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Parasıyla değil mi? He, parasıyla tabii.
Ne diyorsun Esra? Nerede magazin haberlerim? Nerede benim skandallerim? Siz oradayken hiç haber çıkmamış Çağatay Bey. Sıradan vatandaş gibi tatil yapıp dönmüşsünüz sanki. Bu ne cüret? Sakın bir daha bana sıradan vatandaş deme. Aktörüm ben, aktör. Her yaz ben kadınları takip ederim, medya beni takip eder. Medya takip şirketleri de medyayı takip eder. Ve yaz sonu haber dağları beni bekler. Vay reytingin taçsız prensi. Oğlum karaciğerini kediye vermişler yememiş diye duydum. Alo! Sakın beni neşelendirmeye çalışma Tufan. Sayısız kadına asıldım. İçip içip yerlere düştüm. Rezaletler çıkardım. Niye haber olmadı? Artık popüler değil miyim? Çağatay'cığım, köpek adamı ısırırsa haber olmaz biliyorsun. Haber beklenmedik bir olaydır. Adam köpeği ısırırsa haber olur der gazeteciler. Senin içki içip kadınlara sarkman haber değil ki. Günlük rutin. Ha, ne yapayım yani? Beklenmedik olsun diye ayran içip erkeklere mi asılayım yahu? Daha astik sinç bir yol bulmalıyım. Canımsın benim, canımsın. Yerim ben seni, yerim. Selahattin'im. Canım. Ben yavaştan ev bakmaya başlayayım mı? Muhteşem Tüleyman'ım benim. Sana Topkapı Sarayı'nı tutacağım. Şu otopark işi bitsin, her ay kardan yüzde gelecek bana. Ya Karakaş İnşaat'la aram bal şeker, bal şeker. Allah Allah! Böyle balkonlu tutarız, mangal yaparız. Balkon seviyorum ben. Balkon ben de seviyorum. Balkon ben de seviyorum. Yerim sana. Allah Allah. Alo. Gürüstan dinlemedeyim. Nereden? Ya nerede olacağım? Evdeyim işte. Ev telefonunu açtım. Hayır ha. Ha iyi. Biz ani bir kararla geri döndük. Şimdi sokağın başındayız. Eve intikal ediyoruz. Haydi. Geri dönmüşler. Ha? Geri derken? Seni kastediyor. Gelmişler lan kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Alarm. Tamam. Topla. Topla. Bunlar orası olmaz. Merhaba, bir bira alabilir miyim? Vermeyeyim size bira. Niye? Usta bugün yoktu da çırak mı yaptı birayı? O zaman bir duble kahve alayım. Çok güzel rezene çayımız var. Ne mutlu size. Bir duble kahve alabilir miyim? Nane çayı da olabilir. Veya papatya. Ya siz konsepti mi değiştirdiniz? Bu detoks, botoks işlerine mi girdiniz? Canım, nasılsın? Hı, iyi misin? İyi vallahi, eyvallah yani. İyi, her şey yolunda. Siz ne yaptınız? Nasılsınız? Yormuyorsun değil mi kendini? Yo. Zaten yeni tatilden geldim. İyi, güzel. Yat, uyu, dinlen, takıl. Bak sakın hiçbir şey canını falan sıkma, tamam mı? Değmez. Benim bir büyük amcam vardı. Vallahi böyle gitti. Okey. Ya ben size bir şey sor... Özledim mi ben? Çok özledim ya. Ne haber Orçun? Ben çok özledim seni, özellikle geceleri. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Evet. Herkes yol yorgunu belli. Haydi bakalım. Evli evine, köylü köylü. Koca yazdı. Geçti gitti vallahi, değil mi? Ömürler geçiyor böyle böyle çocuğum. Deniz. Rıza. Ne haber? Nasıl geçti balayım? Ne? Senin haberin yok mu? Ben bu hayatı nikah masasında bırakıp düğünden çıktım. Yapılır mı oğlum öyle öküzlük? Yaşanmışlık yarat, yaşanmışlık yarat. Lafta ben iki aydır burada kalıyorum. Hadi çabuk. Selahattin, bana ev açacaksın değil mi? Söz verdin. Ha, tam bunu konuşacak zaman ha. Ama. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Dekor yaşıyor, çok güzel oldu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Anam. Ben bu hafta evime taşınmayı düşünüyordum ama. Ya bir yıldır tadilat sürüyor, gelemiyor tar. İvana sert artık bu gerçekten. Bu kaçıncı erteleme Emir, çüş. Selim Bey, ayrıca bu havuz niye bitmedi bugüne kadar? Bakın benim yüzmem lazım. Bu yaz baklava yaptım ben. Hatta bayağı havuç dilim yaptım, kaybedemem onları. Başka bir mimar bulursun, bir haftada bitirir aşkım. Çalışmıyorum sizinle de. Star tavrına sağlık. Açılay, çok ayıp olur, über ayıp olur ya. Sen bilirsin. Ama hiç kimsenin senin gibi bir erkeğe böyle davranmaya hakkı yok bence. Selim Bey, lütfen planları yollayın. Villa için başka bir ismimarla çalışacağım. Adios. Onun üzerinden. Aferin aşkıma. Hadi gel gidip yemek yiyelim. Koş. Koş. Koş ne demiş. Ama el alemin kızı Çağat lafı nasıl yapıştırdı buna ciğerim ağzı bal yesin. Helal olsun. Dedi yapılır mı böyle öküzlük? Delikanlı kızmış gözüme girdi. E tamam işte düğün iptal oldu. Araya da yaz girdi, ortalık duruldu. E ailem de denize bayılıyor. Geleceğimiz parlak ablamın yüzü vardı. Hadi dağılalım da. Senin bu relakslığına can kurban. Sen hepimizi gömersin ha. Sen deniz kenarlarında çömeşirken ben burada etrafa senaryo yazıyordum. Haberin var mı? İyi bir yapımcı buldun mu bari? Sen aç da başka bir taraflarına Gül ablacığım. Nihat'ın ailesi ayrı, çevremizdeki elit kesim ayrı. Yok rahatsızlandı dedik, öyle kıvırdık, böyle kıvırdık. Oryantale modern yorum getirdik. Sen o sıralarda kızgın kumlardan serin sulara atlıyordun. Rezil olduk rezil. Allah'tan Selahattin bütün yaz burada dündürün gazını aldı da otopark işini yatırmadı adam. Demek ki herkes anladı işte bu işin olmayacağını. Nihat olgun kızmış bak bütün bir yaz hiç aramadı beni ha. The end. Bu maceranın sonu. Sen öyle san, daha birinci perde bitti. Ha? Selahattin, hocam. Sen ne yaptın burada koca yaz ya bir başına? Ne yapayım canım? Her zaman ne yapıyorsam onu yani. Babası, bu dün akşam komşunun kızını öpmüş. Kızın anası da bunları görmüş. Mahalleye manşet olduk. Niye öpüyorsun lan sen kıza? Susma hakkımı kullanıyorum. Kim sana susma hakkı verdi de sen kullanıyorsun? Heh, konuşacaksın, anlatacaksın. Soru sorulduğunda cevap vereceksin. Hep olumlu, hep enformasyonlu, hep içerikli. Niye yapıyorsun oğlum sen o kızı? Çirkin lan o kız. Bildiğin çirkin kızı öpüyorsun ya. Yahu Servet Hanım, niye köşe kırlantı gibi oturuyorsun orada? Sen de bir şeyler söylesene annesi olarak lan. Ah boyu devrilesice. Sana verdiğim emekler haram olsun. Ah bağrım yanıyor. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Yüzümüzü yere çaldın sen. Bana bak cenazeme gelme. Vallahi hakkımı helal etmem ha. Rıza, ne yaptın sen ha? Ay ne güzel yanmışsın Arap çocukları gibi. Anne,
Sen düğünden kaçınca bu lafları biriktirdim söylerim diye. Ama araya vakit girince de sinirim geçti. Olsun, yine de içimde kalmasın. Ay nasıl özlemişim oğlumu. Ay bu sabah Rıza dönüyor dediler. Bir sevindim. Siz nereden öğrendiniz benim döneceğimi? Geldiyse iyi. Hafta sonu yapalım düğünü. Aha, olur mu öyle şey abicim? Rıza bypass'tan çıktı. Şimdi nekahat döneminde. Nurhayat dönemi daha var. Hayırdır Nurhaya, sen böyle haybeye espri yapmasın, ne ayak? Bir durum mu var? Bir durum varsa biliyorsun ben susarım, falsetem konuşur. Biliyorum abicim. Nurhayat, konuşturayım mı falsetayı? Ha? Allah aşkına. Bak, bak bak Nurhayat. Pargalı falsata. Sen kimsin be adam? Rıza, ben ki koskoca Karakaş Holding'in veliahtıyım. Senin kulağını alırım. Nasıl konuşturuyorum? Çok iyi yaptın. Aferin sana. Maşallah sana canım benim. De yoruna bak arada. Çok sağ ol. Alo. Ne haber ya, ne yaptın? Akşam ne yapıyorsun? Dodibar'a kaçalım mı marinadaki? Ya babadan arabayı alayım ben, takılırız yani. Veya benim tekneye gel. Ha? Ha, İtalyan 41. Teşekkürler. Kim o? Terzi'nin asistanı ya. Su makinesi bağlamıştım, gömlek bedenimi soruyor. Terzi asistanı kızı mı beğeniyorsun? Ya sen niye böyle paçolcusun abi ya? Ne alakası var ya? Ben anlamıyor muyum? Konuşman değişiyor. Bir kızı beğendin mi? Neydi o yazdaki komşucun adı? Berk. Berk gibi konuşmaya başlıyorsun hemen. Berk benim en yakın arkadaşım. Konuşmalarımız zamanla benzemiş olabilir. Yahu en son 99 yılında Tuzla'da Yazlık'ta görüşürüz. Ha niye bu kadar hayransın bu çocuğa? Telefonları bile çıkmıyor ki. Berk benim tek arkadaşım. Olur mu öyle şey abiciğim, saçmalama. Senin tek arkadaşın benim. Biliyorum evet. Karakaş'ın Karakaş'tan başka dostu yok abim. Abim benim, canım abim. Canım abim benim. Niye smoke resmi aldın sen? Sizin düğün için. Allah bağışlasın. Hanginizin? Ablam tavşanın çektiği niyeti çok beğenince satın aldı. Bir bardak süt için evde inek besleme mantığı. Niyet neymiş? Bir yol çizmiş size kader. İçinde ne dert ne keder. Ne tatlı bir çift diyecek sizi yan yana görenler. Ne zaman attın cebe bunu ya? Aa, niyeti bozdun sen. Tavşanı almamın niyetle ilgisi yok anneanneciğim. Hayvanın halini acıdım. Biraz da yakın çevreni acı. Öz kardeşim burada fakr-ı zaruret içinde. Sen elin tavşanının derdindesin. Ben sana 62'den yapardım bir tavşan. Seni iyi ki okuttuk kızım. Bir de okutmasak iyice gerzek olacakmışsın. Kimin için bu fallar, niyetler, bilmem neler? Evet abla, kimin için? Niyette yazan ne tatlı bir çift, umarım sen ve tavşandır. Çünkü eğer başka bir niyetim varsa, örneğin yan dairedeki kemirgenle ilgili... ...bu sefer gerçekten katil olurum. En azından bir mesleğin olur oğlum. Bu halinden iyi. He? Tavşanın bile işi var, senin yok ayol. Anneanne. Bundan boşalan pozisyona sen mi başvursan acaba? O zaman kalkalım biz. George Clooney, Kate Moss, Heidi Klum, Jim Carrey hepsinin evini ben yaptım. Aynı zamanda arkadaşlarım tabii bu arada, takılırdık beraber. Benjamin, Benjamin diye arayıp soranlar sağ olsunlar. İtalya'da ne partiler, ne partiler ya. Piyanımcın bir sakıncası yok. Ama bizim müşteri öyle eş toz işine benzemez. Bir tane fayansı kırasın, adamın ümüğünü sıkar. Sen anlamadın galiba. George Clooney diyorum. Bu adam oyuncu, film yıldızı. Bizim de var, bu da bayağı ünlü müşteri. Bu mahalle zaten komple oyuncu. Arkadaşım aynı şey mi ya? Clooney diyorum, Jim Carrey diyorum var ya. Al sana mask. Niye yaptın öyle ya? Mask ya, mask. Jim Carrey, seyretmedin mi filmi? Yok. Ben genelde belgesel. Haydi kudum diyorum sana ya. Bak bu kadın top model. Bu kadın 45 yaşına geldi, hala iç çamaşırı defilesine çıkıyor. E zamanında kenara 3-5 kuruş koyaymış, bu duruma düşmezmiş. Kanın problemi değil ki. Şu an değneğimi saklama ihtiyacı hissediyorum. Mantıklı bir tarafım var, takdir ederim bana. O zaman ben kartımı vereyim. Kendim tasarladım. Bundan sonra yapacağımız bütün ortak işlerde Karakaş İnşaat'ın yetkilisi benim. Şeyhmuz Bey'e uğradığımı söylersin, hürmetlerimi iletirsin. Garanti. Sizin bir de ağzı kalabalık piknik tip bir damat varmış, o bakıyormuş işlere. Onunla da bir ara tanışırız artık. Hey.
Savaş başladı. Silahlar çekildi. Çok kan dökülecek. Bu alemde tek savunma saldırıdır. Bu alemde var olmak düşmanının yok olmasına bağlıdır. Bu alemde ya vurursun ya vurulursun. Hocam, yeraltı dünyasına mı girdiniz? Yok ulan, televizyon dünyası. Rekabet kızıştı. Töre, şiddet, ajitasyon, imkansız aşk, eyvallah. Evet ama yetmez. Ama yetmez. Hocam, bu sezon başımıza neler gelecek? Öteki dizileri kendi silahlarıyla vuracağız. Seyirci ne istiyorsa onu vereceğiz. Osmanlı mı? Osmanlı. Gözyaşı mı? Gözyaşı. Erkek baklavası mı? Erkek baklavası. Hatta hepsi. Ağlayan baklavalı Osmanlı erkeği. Hocam, yani zombilerden kurtuluyor muyuz? Süper fikir. Nasıl da unutmuşum. Yaz Esra. Töre yüzünden sevdiceğine kavuşamamış, gözü yaşlı, Osmanlı'dan kalma baklavalı yakışıklı zombiler. Tufan Bey. Hocam de Ahmet. Ne oldu? Hocam demeye gocunuyor musun? Yo. İsmimi doğru söylediniz de bir boş bulundum. Şimdi bu coşkunluk dolu panik niye? Yani dizinin yayından kalkma ihtimali yok değil mi? Çünkü ben ev tuttum da. Bu yıl Nekka Rating Oka para sistemiyle anlaştım kanalla. Her bir rating bana ev, su, elektrik, beyaz eşya ve otomatik olarak geri dönecek. Sezonun ilk bölümüne çok agresif girmemiz lazım. Sponsorumuz da yok. Kanalın üvey evladıyız. Hocam niye sponsorumuz yok? Diziyi yapay, kalitesiz, abartılı ve pespaye buluyorlar. Böyle sebep mi olur ya? Bende hiç böyle bir şey yoktu doktor bey. Ay bu yaz oldu. Ne bunun ismi? Vallahi ismini kendisine sorsanız bayağı konuştu konuşacak gibi çünkü. Topuk dikeni değil mi bunun ismi be? Bora bey. Vallahi botanikten de hiç anlamam ki. Ay dursana sen bak. Gel. Bak şuna sen. İyi bak. Bak 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 bak. Bakmıyorsun ama. Baktım. Baktım. Şu an baktım ve bu resim ilelebet hafızamdan çıkmayacak. Elle bak elle. Bak burasını elle iyice. Ay kökü bunun çok derinde bir elle. Bir sonraki aşamada yememi isteyeceksiniz diye korkuyorum. Ay ne yapsam ki ha? Çamaşır suyu iyi gelir mi acaba? Çok iyi gelir. Ha? Size çamaşır suyu, bana da tekrar kadın ayağına bakabilmek için 10 seans terapi. Hemen toplarız. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Doktor bey. Ay doktor bey. Hazır sizi bulmuşken. Ben de bu yaz bir baş ağrısı başladı. Böyle enseden başlıyor. Hop sağa dönüyor. Şakakta süratlenip bu da damarla karşılaşınca zonk diye tepeme tosluyor. %50 kusurlusunuz bence. İki tarafın sigortası eşit ödesin. Ha? Ah Şehmuz, azdın sen bu aralar bak. Huyun değişti. Memlekete gittin, sıcak iklim, eski ahbaplar falan. Ay kendini genç sandın ayol. Her dakika aklın orada. Ya o değil de doktor bey baş ağrını sorsaydın. Bir iğne yatsınsa ne de hastaneye falan yatıralım ciğerim. Benim başım ağrımıyor ki ayol, gayet iyiyim. Ha, kendi ağzından yakalandın. O zaman bu gece hiçbir bahanen yok artık. Alışmış kudurmuştan beter benim canımsın. Ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde. Şarkı sözü kız. Ne resmine bakacağım Aşuf'ta? Üç boyutlusu dururken ne yapayım ben resmi? Ha? Hadi dur bakalım. Bir aralık, bir boşluk bulursam yarım saat geleceğim. Tosunum, annen nerede? Terasta Bora'nın enerjisini emiyor. Güzel. Sen annene söylersin. Babam yarım saatliğine tantuni almaya gitti dersin. Tantuni mevsimi yine açıldı galiba. Okey. Çok özel bir çocuk ama konuşmuyor. Yani iletişim kurmuyor. Babası da hiç alakadar olmuyor. Zaten her şey benim üstümde. Yani benim başım ağrıması da kimin baş ağrısı? Doktor bey bak. Arsus da bizim eski yazlıktan tanıdıklar diyorlar ki. Sen de çok yaşlanmışsın Gülistan. Bak nasıl yaşlanmayayım ya. Gerçi bunu diyen kendinin suratı kuru eriye dönmüş. Valla saçını da böyle benim renge boyatmış o kara kuru haliyle sanırsın asfalta at pislemiş. Kıskançlıklarından diyorlar. Bak. Çünkü ben o Arsus'un en bir bakılınca bir daha dönüp bakılan kızıydım. Tabii boy desen boy bak bak bitmiyor. Endam desen endam hey. Ama nereden nereye değilim dokular be?
Özgürüm ya. Oh, güzel. Dur, dur, dur. Kalbi ahbap, yüzü gül pembe, Gülistan. Sen geçerken sokakta yiğitler bak korturur Gülistan. Adam yanım ki bak kızı, güzel Gülistan. Zelvi boylu bir affet, kolları hep lop lop et Gülistan. Kalçalarda gamzeler, tombul tombul memeler Gülistan. Bacaklar mermer sütun, hayva göbek efsane Gülistan. Sen alemin efsandın, güzelliğin oldu ziyan Gülistan, 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 Gülistan. Ha, sağ olasın canım. Ağrı başlayınca bundan bir tane alıyorum sanırsam. Gülistan, kızım annene bir bakıver. Ha, sağ ol. Doktor bey, o küçük mavi haplar içinde reçete lazım mı? Çünkü ben de performans esnasında şöyle bir durum oluyor. Doktora açımdan kayıp değil, her şeyi anlatacağım. Kim bu hıyar? Lan! Kimin lan bu araba? Manyak mıdır, nedir? Kim bu? Hey dostum, seni sordun ne ha? Arabamı ne yaptığını zannediyorsun? Senin mi lan bu araba? Niye buraya park ediyorsun? Üstün zeka, görmüyor musun? Kapıdan çıkılmıyor. Yavaş ol pap. Bu araba kaç babel? Hiçbir fikrin var mı senin ha? Senin dublajını kim yapıyor lan? B sınıfı Amerikan filmi. Buraya böyle park edilir mi ulan zengin bebesi? Adamım biraz sakin ol ha. Bizim oralarda senin gibilere ne deriz biliyor musun? Onu bilmiyorum da senin gibilere biz burada deriz. Çek ulan arabanı. Vallahi bir dahaki sefere böyle nazik konuşmam, alırım dikiz aynana. Huuu, sahi mi lanet olsun? Neden bunu yapmayı denemiyorsun ha? Lanet okuma lan. Nursuz. Lanet okuma. İfrit oldum lan sana. İfrit oldum sana. Doğru. Doğru. Hayatta her şeyi bir defa denemek lazım. Yapıp çek o siyahlarını beyaz arabamdan. Babam öldürecek beni. Gel lan buraya. Ne oluyor be? Alacağım kulağını. Gel. Kulağımı mı? Ya böyle kısasa kısas olur mu? Dikiz aynasına karşı kulak olmaz. Falçatam kurban istiyor, gel. Kulak olmadı burnunu alırım. Yahu nedir bu kıkırdak merakı ben anlamıyorum. Allah Allah'ını seven kaçsın. Allah'ını seven kaçsın. Bekle sen beni, bekle. Yazdım seni kafaya, adresini biliyorum, bulacağım seni. Avrupa'da hiç böyle değil ya. Hangi doktor mesleğini niye durup dururken bıraksın Kardo? Adam sonuçta 172 yıl okumuş ya. Ben bırakacağım oğlum. Çok yıpratıcı meslek. Müziğe ağırlık vereceğim. Benim için serin. Aa, ama durup dururken koca başları işkillendirmeye değer mi? Senin aniden Ferhat Göçer olduğuna inanırlar mı? Ya doktor aniden tıptan soğuyamaz mı? Tut ki arkadaşına yanlış tedavi yaptın. Mesela sen benim arkadaşımsın. Ben de doktorum. Göğsüm ağrıyor dedim. Ben de kas ağrısıdır lan dedim. Göğsüne falan vurdum, masaj falan yaptım. Sen daha kötü oldun. Koptun gidiyorsun. Hastayı kaybediyoruz. Mortigenstrasse'ye 5 kala hastaneye zor yetiştin. Oh, sert. Okey. Mesleği bırakırsın, şehir hayatını bırakırsın. Hatta bayağı Robinson sakalı bırakırsın. Hah, işte o zaman yapalım. Ne? Nasıl? Fake kalp krizi mi geçireceğim? Saçmalama lan. Ya kanka ben artık doktor olmak istemiyorum. Okey, sen de Kızılderili ol o zaman. Ya eğlenirdik be oğlum. Aa Bora, kankanın dibisin ama bu plan bir Alex değil, kabul et. Ne yapacakmışım? Hiç olmayan hayali bir durumu sanki gerçekten oluyormuş gibi... ...bağıra çağıra, soytarı gibi insanların karşısında. Senin mesleğin bu, andavallı. Bana da söylerken tanıdık geldi zaten. Bir ilişkinin köpek eğitimine çok benzediğini keşfettim. Ödül ceza yöntemiyle Emir'e hiç çaktırmadan her istediğimi yaptırıyorum. Burada ödül seksapel. Ceza
No sex appeal. Hayır. Hayır. Ah, göbek yapıyor da kardo. Kardeşim, aşağı kafayı ineceğim. Açsan gelsene. Otur. 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 Ay. Tatlım. Hanemiz benim tatlım. Ay ay ay. Çıkma aşkım, çıkma. Bu akşam erken yatırız. Güzelim. Amir benim güzelim. Ay, ah, ne yaptın sen? Nur Hayat'ın anası, babası, abisi, eş dost bekliyor ki damat iyileşsin, düğün olsun. Bizim oğlan da unutuldu, bitti sanıyor. Ne yapacağız Gülistan? Yine yandakiyle acıda vicde falan yaparsa. Ya anne, seni biraz bilgiye dayalı düşünmeye davet ediyorum. Geldim çocuğum. Nur Hayat bil fiil Rıza'yı takip ettirmiş. Deniz'le hiç görüşmemişler ki. Öyle mi? Ya Deniz anasının gözü tek durur mu? Hı, koca yaz randımansız mı geçecek? Bulmuştur başkasını. Ondan geh geh atarlanıyor bizimkine belli. Alayım artık ya. Uyur numarası yapma, geçen seferki gibi uyandırırım. İlaçladık o gülleri Şehruz, zehirleneceksin. Cinselliğin hayatında peyzajdan daha az yer tutmasını eleştirmek zorundayım Servet Hanım. İyi, sen eleştir. Ben uyuyacağım. Çok geç oldu. Kapattık. Peki o zaman yarın akşama bir rezervasyon yaptırabiliyor muyuz? Akşamlar. Yalnız mısın? Allah. Yalnızım, gel. Ben de seni bekliyordum. O ne ya? Gel gel. Kaçma. Sen sarışını seversin diye taktım. Oğlum ne yapmışsın abi ya? Allah'ını seversen sen erkek olarak düzgün bir adamsın yani. Böyle üçüncü tur mu olmuşsun? Üçüncü turdan yakınlaşmalar mı olmuşsun? Ne olmuşsun? Yakınlaşma demişken. Oğlum bak. Sakın ha. Deniz cız. Ya Bora, gece gece vallahi ödümü patlattın ya. Hala çarpıntın var ya. Hayır, sarı saç da senin tenine hiç gitmemiş ki abicim ya. Vallahi bu terasta bundan sonra seninle yakın temas ihtimali bulunan tek sarışın bu. İdare et. Hah, işte onu diyorum abicim. Yakın olalım yani. Bora, biz arkadaşız. Biz dostuz. Yakın olalım, kanka olalım, muhabbet edelim. Hayır, seninle benim arada bir husumet de yok ki yani. Husumet yok. Ha. Ama... bir musibet olabilir ki bin nasihatten iyidir. Hmm. Ha. Ya şey soracaktım da ben sana, Deniz'in hayatında biri var mı? Evet. Hmm. Ben varım. Rıza. Ablamın etrafında dolanma bak. Dövüşün muhteşem olur. Hmm. Peru vereyim, sen de kalsın mı? Yok yok, şey yap, sen de kalsın. Zorun kalmadı bir solucan yüzünden. İpini koparan manyak Cihangir'e geliyor. Ha,
Togan'a sağlık tatlım. Ah, evet. Geceleri çok sıcak oluyor. İnsan vücuduna güveniyorsa neden olmasın? Beni özlediniz mi? Zor bir soru. Nasıl geçti yaz? Sizi çok aradım. Sonuçta her yan komşu kızı aynı standartta olmuyor. Ama biz de elimizdekilerle idare ettik ve pratik yapmayı hiç bırakmadık. Spor olarak mı? Öpüşme olarak. Yani sonuçta bu iş piyano çalmak gibi. Uzun zaman bırakınca insanın ağzı duruyor. Orçun! Hop! Bize dut yemiş bülbül, el aleme muhabbet kuş. Maşallah sana oğluşum, şş bana bak. O tavşan babasının terası gibi yırnaşık yırnaşık gezinecek miymiş ortada? Bilmiyorum. Ha. Ne yapmışlar yazın? Deniz'in madigudisi falan var mıymış? Bilmiyorum. Oğlum ağız ishali gibi sohbet ediyorsunuz. Bir saattir ne diyorlar, ne konuşuyorsunuz? Söylesene. Susma hakkımı kullanıyorum. Senin susma hakkını zaten marjayla. Çek yarım çocuk. Bitti ha, gitti. Susma hakkımı kullanıyorum, bitti. Evet anneciğim diyeceksin. Hayır anneciğim diyeceksin. Binaenaleyh benim fikrim şu anneciğim diyeceksin. Onu diyemeyebilirim. Çok konuşma. Ya bir konuş, bir sus. Yani birazcık net ol ya. Ya çocuk terbiyesi böyle olmaz arkadaş. Afiyet olsun. Ha. Ya bir demli çay alabilir miyim ben? Abi çarpıntı yapar. Çarpıntı mı yapar? Ihlamur vereyim mi? Çay ver, çay. Allah Allah. Dur dur, kalsın, verme. Ağır ağır abi. Aman acele etme, heyecan yok. Resmen azdı kızım. Yaldır yaldır. Anne paylaş, paylaşma. Anneciğim paylaşma ya. Ya bana ne ya? Ya totalman o mevzuda soğuttun beni. Ay yıllardır Selahattin tipsizi soğutmadı. Ay ben mi soğuttum? Anne ne olur ya. Ama her an nereden saldıracak diye aslan gözleyen geyik gibi böyle tetikteyim ya. Ay çok zor. Korktuğunu belli etme, bir şey yapmaz. Öyle mi? Yere çömeleceksin, göz göze gelmeyeceksin, öyle de bir şey yapmaz derler. Aa, oğlan konuştu. Ha, bülbül suyu içirdim ondandır. Deniz, konuşamadık. Konuşacak mıydık? Nasıl? Ya iki aydır Ege Kazan ben kepçe seni arıyorum. İşte Graham Bell böyle durumlar için bir şey icat etti. Ya kimse vermedi ki telefonunu. Bora zaten bana gıcık. Çağatay'ı bile aradım. Çağatay'da numaram var. İşte o benim aradığımı hatırlamaz bile. Alkollüydü herhalde. Peki. Nasıl? İnanmıyor musun yani bana? Yalan mı söylüyorum yani ben? Hayır da yani Rıza, senin bazen böyle ufak tefek durum kurtarma palavraların, abartmaların falan oluyor ya. Ondan sonra da onlar birikiyor, birikiyor, bir patlıyor. Kızı nikahta bırakıp çıkıyorsun. Hayda! Şimdi nereden geldik bu konuya ya? Yani yalancıyım ben, öyle mi? Oho! Tatil sana yaramış ha. Temiz hava, bol gıda, D vitamini. Dil böyle bir karış. Büyümüş, serpilmiş, manda dili gibi olmuş. Pardon? Ha, belli belli. Yaz iyi geçmiş. Senin işin mi vardı bu sokakta? Arkadaşın falan mı oturuyor? Bir şey soracağım Rıza. Sen sapık gibi beni takip mi ettin? Ya ne takip edeceğim ya? İşlerim vardı. Ha çünkü bu sokakta sadece veteriner var. Ben tavşana ilaç almaya geldim. Sen niye geldin? Senin evcil hayvanın yok ki. Var. Ya işte yine durumu kurtarıyorsun bak, yanar döner. Hayır ya, köpek var bende. Mal mısın oğlum sen? Caddede gördüm, sokağa girdiğini görünce arkandan yetiştim diyemedin mi? İpin ucundaki ne Ahmet abi? Uçurtma mı? Değil, köpek. Demek ki diyememişiz Ahmet abi. Ya yalancısın diyor kız ya. Artık o noktadan sonra ben uçuyorum diyorsan yalancı çıkmamak için camdan atlayacaksın. Sonunu düşünmeyeceksin yani. Sonunu düşünen zaten kahraman olamaz Rıza. Bak ben de düşünmedim sonumu. Bir daha mı dünyaya geleceğiz anasını satayım dedim. Bu saray yavrusunu tuttum. Nasıl? Vallahi harika abim. Hayatımda gördüğüm en büyük gardırop yani. Şöyle bol vaktinin olduğu bir gün gezdiririm ben seni. Bu da çok tatlıymış ha. Değil mi? Vallahi harika ya. Deniz de köpeği çok severmiş de muhabbet vesilesi olur. Ben bunu ara sıra böyle terasa çıkartacağım. Tavşanla oynarlar. Bana bak oğlum, bu tavşana bir şey yapmasın. Deniz bir daha suratına bakmaz ha. Yok be abi, tavşandan korkar bu. Şunun tipine baksana ya. Zaten dediler buna şimdi haksız yere böyle bağırıp çağırmazsan iyi huyludur dediler yani. Ha, hepimiz gibi yani. Ne? Nişanlı adamla. Kenar'ın dilberine bak sen.
Hay ağzını öpeyim bacım ya. Kız ortamlar çok bozuldu. Anam hala kalmadı. Ama ötekilere de yok değil mi? Sen bu zamanda böyle bir ev kızı bulmuşsun. Öpüp başına koyacaksın. Yatacaksın, kalkacaksın. Allah'ına şükredeceksin. Yatırlara bez bağlayacaksın. Veli nimetim diyeceksin. Senin gibi pırlantayı başının üstünde taşıması lazım. Ama erkek milleti salaktır bilmiyor mu? Bir top vurunca fileye denk geldi diye ağlayan bir kişiden ne bekleyeceksin kız? Fettanlık oğlan da değil. Öteki kart karda bence. İşte ben bunu benim eski psikologlara aylarca delirtemedim bacım ya. Allah senin okuduğun okuldan, hocalarından razı olsun. Evet, çok değerli hocalarım oldu. Ben de daha yeni yeni yetişiyorum meslekte canım. Ama ben ne yaptım? İlgisinin de peşine adam taktım. Kız var ya, popo kaldıran tayt gibisin. Hem güzel hem akıllı. Sağ ol canım benim. Ay vallahi acık fırladım ha. Daha dur, daha dur. İkimiz el ele verip bu zili bu şehirde yaşatmayacağız bacım. Evelallah. Fal bakayım sana. Kız bak, faydası olur değil mi? Muazzam ama ekstraya girer. Ekstra senin köpeğin olsun bacım. Ne yapıyorsun güzellik? Senden hiç korkmuyorum Şehmus. Sanırım bir fantazi peşindesin. Ben de katılmak isterim ama pek çıkaramadım. Hikayeyle ilgili biraz bilgi verirsen. Ben bir yoğurtlu kebap alayım ya. Ton balıklı salata çok güzel. İyi o zaman onu sen ye, ben bir yoğurtlu kebap alayım. Yalnız ben bu sorumluluğu alamam. Niye? Kötü mü kebap? Yo, kebap süper. Ne haber? Çok çok geçmiş olsun. Bol bol dinlen. Bana mı dedi o ya? Niye geçmiş olsun dedi? Kalp krizi için herhalde. Kimin kalbini krizi? Ben kalp krizi mi geçirmişim? Gerdek heyecanı olunca. Var öyle bir tip. Avrupa'dan mı gelmiş ne? Hah işte bana da aynen öyle bir iç mimar lazım. Serin bir herif, benim kafada farklı. Yok bu direkt farklı, o kesin. Eyvallah. Aa daha önce kimlerin evini yapmış söyledi mi? Birkaç tane yabancı isim saydı ama tanıdığım yok. Şeker kız kendimi dedin. Ne dedi? Yok, Hayden'in evi dedi. Hayden'in dedesiyle Alper'de yaşadığı ev mi? Bayan Rottenmeier'in olduğu ev mi? Über saçma. Yok. Böyle 45 yaşındaymış da hala çıplak defileye mi çıkarmış dedin. Ne dedi? Öyle bir şey dedi. Nasıl? Heidi Klum mu? Hah. O garanti. Adam Heidi Klum'un evini mi yapmış? Wow! Herif galiba bir Alex. Yok, Bünyamin. Kartını da verdi. Oho! Bayağı aile boyu köpekmiş ya bu. Dayın nerede? Şirkette galiba. Cinsi neymiş bunun? Bilmiyorum. Ha. Isırır mı ki? Bilmiyorum. Ahmak mısın oğlum sen? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne dedik? Efendi gibi cevap verilecek. Anneye tavır yapılmayacak. Binaenaleyh cinsi şuymuş diyeceksin. Şunu yiyormuş anneciğim diyeceksin. Isırmaz anneciğim diyeceksin. Deriz binaenaleyh. Isırır mı ki bu? Isırmaz anneciğim. Bunların daha elit modelleri var ya. Nereden bulmuş ki? Uyuz bir şey. Şşt. Uyuz musun sen, ha? Bitin piren var mı senin? Tipsiz. Rin tin tin. Rin tin tin. Ay Emir elledi beni. Ay Emir elledi. Ellemedi kelime bırakmadı. Kür olasıca ellemedi kelime bırakmadı. Kirletti beni. Güllü hani yaşadıklarımız özel kalacaktı ya. Ay diyor sana ev açayım çift yevmiye vereyim diyor. Sanki ben bilmiyorum. Soyunduğum yere gizli kamera koyuyor benim donlu sütçeli. Annelime bakıyor. Sapı. Sapı kirletti beni bitirdim. Diyor sana bayılıyorum diyor. Gülü diyor. Açılayda kadın mı diyor. Yeni bölüm seni. Ay sağ ol canım. Sağ ol Gülü. Ay özlemişim vallahi mizahımıza sağlık. Vallahi keyfimiz yerinde. Vallahi ortamımız hoş, modumuz serin ya. Harikayız gerçekten.
artık daha kötüsü olmaz dediğimiz anda adam kendisini aşıyor. Yeniçeri zombisi içine cin kaçmış zahteri kurtarırken işe mafya lideri Fırat mı karıştı? Ben mi yanlış okudum? Hayır, ben niye mama oluyorum abi? Niye ben onu bunu kötü yola düşürüp yabancı hayat kadınlarını dövüyorum, ediyorum bilmem ne? Ben masum köylü kız değil miyim ya? Bir de ben sürekli üstüm çıplak oynamak zorunda mıyım abi? Yani bunun dış mekanı var, karı var, kışı var yani. Of ya! Bu yakışıklılıkta ben niye bu işteyim ya? Bu düzen böyle kalmaz. Biz ki bu cihanın sultanlarıyız. Gün olur elbet bu sektörde bazı kelleler gider. Al işte bak, Osmanlı trajedi, baklava, zombi. Ama hala seyirci yok. Haber olamadım ama haber getirdim. Ve ulak girer. Selam sana Dionysos kadar şarapçı, Halikarnassos süngerleri kadar dayanıklı Çağatay. Konuş. Güneş batıda bir portakal gibi kızarırken dağın tepesindeki o demir kaleye, kanala vardım. Güzel genç kızlar bana mis kokulu kahveler sundu. Ancak tufan önde gelenlerle agoradan çıktığında bahar papatyaları gibi sapsarıydı suratı. Ey rüzgar kanatlı Çağatay, söyle son mu verdiler hikayemize? Oh ya! Önde gelenler mevsimin ilk öyküsünü okuyunca aynı siz ölümlüler gibi keskin bir çığlık koparmışlar. Yumruklar vurulmuş, bağırışlar yükselmiş. Gözlerine mil çeksek halk bunu seyretmez demiş Yüceler Meclisi. Ve tufan alevlere atmış tüm emeğini. Sponsor da yok tabii. Kanal bu ne rezalet senaryo deyince mecburen ilk bölümü baştan yazacak sevgilim. Haberler salınsın, şenlik başlasın. Cihan bir ülkesinde güneş batarken her şeye rağmen iyi sanat galip gelir kötü sanata. Ve böylece biter bu dandik tragedya. Ey Allah'ım sabır ver ya. Sen şu maçı. Ya bir kalbin adamı olayım canım. Kalp hastası adamsın. Git evde brokoli ye ya. Ya bırak, ver şu kumandayı be. Kalp hastası adamı hırpalat baba. İnsan ol. Efendi ol. Gol mü oldu, pozisyon mu derken yanında hık diye gidersin. Kötü hatır ya. Prensip olarak karşıyım. İmiyonu sıkarım. Ya ben kalp hastası değilim. Ben geçirmedim kalp krizi ya. Boletiz yarada söyledilerdi. Bypass'da huyu değişti, reddediği hastalığını dediler. Bence artık yaygara yapma. Paraş bu konuyla. Kulakçuklara, kapakçuklara bir huzur ver ya. Yok ya. Başka ne dediler? Valla bütün Cihangir seni konuştu. Damarlar komple mubar dolba gibiymiş. Ekkerde geçen de üstüne binince direkt kilomlandı. Ey Allah'ım sen benim aklımı koru ya. Aklına bir şey olmaz. Kalbine dikkat et. Yavaş. Kenardan kenardan. Anneciğim nasıl irkiltir babacığım, bu sudan korkuyor. Kalk, kalk hastaneye gidiyoruz, kuduz aşısı yaptıracağız, kalk. Yahu hayvan zaten aşılıymış ciğerim, etraf bakıyormuş. Korkma, hiçbir şey olmaz, kudurmaz. Allah köpek ısırmadan kuduranları ıslah etsin. Hayvan bir an korkmuş, yoksa gayet iyi, sağlıklı. Karnesi falan çıktı yahu. Ya babacığım sen karneye niye bakıyorsun? Bu kafadan bacaklının ilkokul karnesinde yıllarca hal ve gidiş pek iyi yazdı. Şuna bir bak Allah aşkına. Sence bunun hal ve gidişi iyi bir gidiş mi? Selahattin, ben iyiyim anacığım. Ya köpek bu çevrenin tanıdık köpeği ya. Ha Eşraf'tan diyorsun yani. Sen hiç konuşma çocuğum, hiç. Son kararınız mı? Gülistan, sende bir saldırganlık var.
Kalk, hepimizi ısırmadan doğru aşağıya gidiyorsun, kalk. Selahattin, ben sen tırsıyorsun diye her gün göbeğimden aşağı olamam. Hem bu akşam dizim var. Dizim mi var? Ha tabii canım, tabii. Öncelik sırası bu olmalı, dizim var. Yani sayenizde hiçbir kafe bana kahve vermiyor. Kızlar koluma girip yolda karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorlar ya. Bayağı Cihan gibi hasta adamı olduk ya. Ya evladım, etrafa öyle yaydık ki yalancı çıkmayalım. Kalp krizi ha? Krizi fırsata çevirdik. Ne var? Yarın yapıyoruz Kardo. Terasta kalp krizi sahnesi ve Bora tıbbı bırakır. Servet Kocabaş da artık topuk dikenini bir zahmet Doktor House'a gösterse. Ha. Ben bir Açılay'a sorsaydım ya. Bu ne lan? Tatilden Açılay'ın Habeş kölesi olarak döndün ha. Muz yaprağıyla serinletme olayı falan var mı? Açılay'ın değil, hormonlarımın kölesiyim ya. Elimde değil. Ama yok ya. Emir danışmanın her zaman kafasına göre takılır. Bağımsızlık benim karakterimdir. Serin yani. İyi. Kafeye inelim mi acık? Okay, let's. O senaryoyu o haliyle oynasaydık ben biterdim biliyorsun. Ay ağlıyor ağlıyor içim çıktı ya. Kötü kadın rolünde zirve resmen. Halk sokakta saçım başımı yolardı. Aa, ben kafeye gidiyorum. Hayır. Ama... Emir. Ama... Hayır. Hayır aşkım. Ben gelemiyorum. Aşkım bana odadan terliklerimi getirir misin? Ayağıma kırmızı oje sürdüm. Bozulmasın. Wow. Koş! Hadi bir terlikle. Hadi koş! Koş! Terlikle! Hadi koş! Al bir terlikle! Koş! Bu denli. Merhaba. Bizim dün akşamdan bir rezervasyon vardı. Dişlerimi çıkardım Şehmuz. Yahu benim senin dişinde bir işim yok ki. Derdim diş olsa gider şu bardağı serenat yaparım. Işık rahatsız ediyor değil mi? Serhat, evet uyuyorum çünkü. Bu deli mi ne ya? İyi anlaştılar. Ay senin köpek çok tatlı ya. Taşla da bir şey yapmaz değil mi? Yok ya, baksana. Benim kız tek başına arka bahçeye kadar inebiliyor, seninki iniyor mu? Hayır, benimki ev kızı. Kahvaltı! Gel bakalım.
Sabahları da başka güzel oluyorsun. Çorba yaptım. Sebep? Koyayım da iç. Yok ya, içmem çorba sabah sabah. Öğlen de içersin. Sıcakta çorba içemiyorum. Hararet basıyor. Vahşi bir kedi gibisin. Hırçın kız. Kız var ya, ne vartalar ne manceralar atlattım. Ama vallahi bacığım sen acık toparladın beni. Elimine sağlık. Hekimlik çok kutsal bir meslek. Geçmiş olsun gülüm. Su gibi geçsin gitsin. Allah sebep olanların ömründen alsın, sana versin. O karı köfte gibi kızarsın, biber gibi patlatsın. Heh, işte şimdi o aşamaya geldik. İntikam Nurhayat Karakaş için zeytinyağlı taze fasulye gibidir. Soğudukça lezzetlenir. Karının bacağına mı sıktırtacaksın, omzunda sigara mı söndürteceksin? Yüzüne bir faça dağıtılabilir ama sanatçı diyorsun. Bir damar albüm çıkartır, kariyerine yarar, ondan korkarım. Zerrinciğim, sana bir şey soracağım. Sen hangi semtte oturuyorsun? Çünkü değişik bir çevren var belli. Canım, ben esas memleket olarak yani Doğu Monaco'nun içindeyim. Ama yıllardır farklı kesimlerde müşterilerim olduğu için murtu kültürel bir kişiyim. ne yapacaksın kız? Ha canım benim, şimdi senin söylediklerin tabii ama yani çok sıradan, çok görülmüş şeyler. Kırılma Allah aşkına. Aa, aşk olsun Nurhayat. Ben öyle bir şey istiyorum ki uzun vadeli bir proje olsun. Devamlılığı olsun, iz bıraksın, orijinal olsun. Kafamda bir şeyler var. Artık bu at suratlı geceleri hiç rahat uyuyamasın. Yarın ne olacak diye hep bir tansiyon, hep bir bunalım, hep bir gelecek korkusu. Anlatabiliyor muyum? Çok rafine düşünmüşsün bayağı. Kaytaz bebeğim bu ya. Sana değil, sen yeme. Niye? Bypass'tan yeni kalktın çocuğum, olur mu hiç? Ya anneciğim, ben kalp krizi geçirmedim. Allah'ını seversen, siz onu ayıp olmasın diye uydurdunuz ya. Sen yalanla gerçeği de mi karıştırıyorsun? Ha öyle mi? Benim aklım bu kadar eriyor canım, Allah Allah. Tamam oldu, hadi. Hadi sana iyi günler, güle güle. Hadi. Çok geçmiş olsun Rıza'cığım. Dikkat et kendine. Artık düzenli ayran. Abi, keşke çıkmasaydın. Hava çok sıcak. Rıza abi, çok güzel tuzsuz sebze çorban var. Vereyim mi? Rıza'cığım, benim dedemin de kalbi hasta. Sıcak banyo yapmayacakmışsın. Söylediler mi? Ha, iyi iyi. Bir de bunlara her tür şey yasakmış. Yatakta falan hıt diye gidiyorlarmış. Kalp zayıf ya. Gel deneyelim bakalım ya, kimin kalbi zayıfmış ha? Aa, delimine. Evet, delirdim vallahi. Kusura bakmayın yani. Hadi gelin bakalım, biraz riske girelim. Ha? Biraz çılgın yaşayalım. Ne diyorsunuz? Yağlı yağlı kebap. Çok seviyorum. Yanına da böyle güneşin altında gündüz viskisi. Ha? Nasıl visk? Hızlı yaşa genç ol. Bence yapma. Boş ver ya. Ne olacak? Ölüm mü dünya? Bana bir duble kahve. Yok abi, veremem. Bak işte bu çok güzel ya. Kavga çıkartayım ben ya. Ha? Ben nasıl düşünemedim bunu ya, kavga çıkartmayı? Adem Ali, değil mi, en güzeli? Hadi gel. Hadi gel gel gel, büyük kavga, hadi gel. Yok abi, yapma. Ha. Diyorum ki şöyle kebaptan sonra yürüme bandında şöyle bir koşayım ha? Nasıl? Arkasından bir Luna Park'a gideyim. Şöyle bir hız trenine bineyim. Ondan sonra eve gireyim, bir korku filmi atayım. Bak güzel olmaz mı? Ha? Ondan sonra sabaha karşı mesela bir gece kulübü. Bak o da güzel olur. Hmm. Diyorum ki
içip içip eve geleyim. Evde de şöyle kaynar suyun içine alkollü sarhoş gireyim. Oh! Mis gibi. Hayat bu ya. Vay vay vay. Başka ne olabiliyor ya böyle tehlikeli? Ha! Lan küçük mavi haplar. Küçük mavi hapı olan var mı? O küçük mavi haplardan var mı kimsede? İhtiyaçtan değil yani. Yani maksat heyecan. Bana ne be? Kahvem nerede? Kahvem. Duble olsun. Ya. Oh. Ya bu enerji içeceğiyle alkol beraber sakat diyorlar. Kap gel bakayım bir tane kardeşim sen bana. Kimin kalbi zayıfmış bir görelim. Ha? Avatarım, dahiyane bir fikir, kalp krizi. Yakışıklı, dekadant bir aktörün doğanın limitleriyle imtihanı. Bütün basın etrafına toplar, magazin, ana haber, sağlık sayfaları. Ah, serin. Wow, hadi abi denizlere. Abi, gözünü seveyim doğal oyna. Küçük, okey? Come on. Ne yapıyorsun çocuğum? Börek. Senin değil onlar, çekil şuradan. Deden ne yapıyor? Uyuyor. Yarın azıcık ucundan alaydım şunu ya. Misafiri o, misafiri. Çekil şuradan hadi. Aa, tok evin aç kedisi. Ay ne arsız yetiştirmişler seni. Hadi çekil. Çıkış. Galoş giymiş. Ay ben de kırklarım her yeri çamaşır suyuyla. Merhaba çocuğum. Bizim fırın dolu da bunu sizin fırında bir 15 dakika pişirebilir miyiz? Tabii tabii buyurun ama ben çıkacağım fırının saatini kurarız. Oldu. Yalnız sakın böreklere dokunmayın. Yiyeyim demeyin bak çok fena yaparım. Merak etmeyin, yemeyiz. Wow, George Clooney'nin evini mi yaptınız? Übermiş ya. O kadar da abartılacak bir şey değil ya. Bakma, yarın tekidir yani. Hadi ya. Sevgilisi vardı bunun bir tane. Karada bana kesik. Harbiden? Ya uzun hikaye, boşver. Anlatırım bir gün, buluşuruz. Sizin bu diziden yazgılar, zaterler falan da gelir. Tekne var, benim tekneye gelirsiniz. 12 metre işte, takılırız yani. Okey, tabii serin. Bakalım. Şuraları ben öyle komple yıkacağım ben. Aa, okey. Şunlar taşıyıcı kolon değil mi? Ne taşıyor ki? Tavanları herhalde. Bak bunlara takılma bence. Mimaride önemli olan fikirdir. Buluşuruz, konuşuruz bunları. Arkadaş oluruz. Tekne var benim işte 12 metre, sen kızları getirirsin. Yorgunlarsa gece de teknede kalabilirler. Nevresim falan var yani. 12 metre tekne. Merhaba sevgilim. Hoş geldin Çağatay ama ben çıkmak üzereydim. Biraz keyfim kaçık, hava alacağım. Bana ne? Ben Bora'yla buluşmaya geldim. Siz birbirinizden nefret etmiyor muydunuz? Ortak çıkarımız olan bir proje söz konusu. Beşe çeyrek kala gel dendi Bora. İyi o zaman gelir herhalde. Sen otur bekle istersen. Hadi görüşürüz. Yiyecek bir şey var mı kuzum? Kızım, kızım. Bu da mıydın sen? Ha? Aman da aman. Ağzında ne var senin? Oyuncak mı verdiler sana? Ha? Ağzında... Ne o? Ağzındaki ne lan senin? Aa, bismillahirrahmanirrahim. Kızım ne yaptın ya? Arkadaş diye o. Muah. Deniz sürprizlerle dolusun. Yandım annem.
aslında ben oyuncu olduğum için über yoğunum ve vaktim çok az. Ondan buranın bir an önce bitmesi... Oyuncu, bay, aktör. Ne oynuyorsun ki sen? Ya işte şu an ben... Biliyorum arkadaşım, biz olamaz mıydık oyuncu? Ailem istemedi benim. Ne yapıyorsun ki sen mesela, marifetin ne? Hadi şu an şurada yetkile beni. Bir görelim ya, bir şey görelim. Showtime! Bana Mutlu'nun resmini yapabilir misin Emir? Bırak geçtim Mutlu'nu, bana Tom Cruise'un resmini yapabilir misin Emir? Tom Cruise'un resmini? Ben sana büstünü yaparım lan. Burak resmini üç boyutlu büstünü yapayım sana. Bak yaparım, al şimdi, al. Nasıl? Yaptın mı? Yaptım. Ha? Sen bunu yapabilir misin? Yapabilir misin bunu? Efendim? Yok, yapamam. O zaman hava atmayacaksın. Yok aa, whoops, ben asla hava için değil yani. Senin bir kulağın bir yeri öbüründen büyük. Öyle mi? Simetri romanı var bende de, rahatsız etti. Bütün iç mimarlarda var oğlum, mimar hastalığı. Çok iyi anlaşacağız biz seninle, arkadaşım benim. Nasıl aldı Tom Cruise? Ne oldu oğlum, annenlere mi bir şey oldu, ne oldu? Ne? Of, yapma be. Ben dedim ama oğlum ya. Ahmet abi var ya, şu anda yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Bir baktım abi, bunun ağzında böyle beyaz tüylü bir şey çamura toprağa bulanmış. Deniz'in tavşanının cansız masum bedeni. Abi böyle köpek mi olur Allah'ını seversen ya? Abi ne demek oyuncak sanmıştı? Top alıyoruz, bir şey alıyoruz. Gitsin onlarla oynasın. Allah Allah, en son bu tavşan terasta kafesinde var ya, melek gibi uyuyor da. Abi kime ne zararı var ya? Bunun pisliği bile kokmaz bulaşmaz derler büyüklerimiz. Acık içtim evet, ama olaydan önce içtim yani. Katil köpek, katil! Abi var ya, şu anda yemin ediyorum kalbim ağzımda mı atıyor, burnumda mı atıyor, ağzım burnum birbirine mi karıştı? Gözüm aydın, kulaklarım Manisa mı, hiçbir şey bilmiyorum ya. Viski. Abi Deniz Erhan gelebilir, ne yapacağım, sen bir şey söyle bana ya. Ya ne yapacaksın, böyle böyle oldu diyeceksin. Hayvan sonuçta. Av köpeği içgüdüleri mi şey oldu, ne oldu? Nasıl? Ya saçmalama Rıza. Yıkayıp yerine konulur mu tavşan? Çamaşır mı bu ya? Ya Rıza, senin kafan fazla iyi olmuş ha. Saçma... Alo? Alo? Katil köpek. Katil köpek. Hiç bakma öyle. Suçlusun. İt. Kırılama. Kırılama. Ulan ver şunu, ver. Allah seni, oyuncak değil o. Gergin gibisin. Gerginim evet. Güdelikçi Hediye Hanım'la konuştum. Yazın her cumartesi gelip evi temizliyordu ya. Hadi ya. Hadi ya. Diyor evde kimse yaşamıyordu, bu belli bir şey. Yemek yenmiyordu, her şey tertemiz. Eşyaların yeri hiç değişmiyordu diyor. Serhat'ım. Serhat'ım bu ne demek? Derli toplu, temiz, düzenli bir insanım. Kes! Sen bütün yaz... Hafta ortaları buradaydım diye neredeydin hen Selahattin? Kimde kalıyordun hen Selahattin? Gülistan, senin davranışlarında bir gariplik var. Bak, huyun değişiyor, kuduruyorsun. Su vereyim mi? İstemez, açıklasan gel. Bak, bak, sudan korkma başladı. Su getiriyorum, içmezsen aşağıya gidiyoruz. Haydi kuduranlar aşağıya. Selahattin içeri gitme, Selahattin gel içeri buraya. Açıklasan gel buraya bir ya. Ben şu köpeği şuraya 5 dakika bağlıyorum. Bakma öyle bana. Bana öyle bakma, katil köpek. Kıvlamadı ha. Ellerim yandı yahu. Halime bak. Bununla mı bir haberdir yok? Abi kusura bakma ya. Daha orijinal şeyler istiyor gazete. Canını sana kaçsın!
kavrım tutsu. Nasılsınız hocam? Bende fena bir göğüs ağrısı var ya. Rıza. Hadi beş çayı. Gözüm sıkışıyor gibi. Gerçekten mi? Bunlar çok kötü. Ha. Anladım. Arkadaşız kankayız hesabı ha? Ha? Anladık anladık. Ben tıkanıyorum bayağı ya. Hadi ya. Göğüs ağrısından bir şey olmaz kardeşim. Boş ver. Yalnız buralarda falan... Bayağı bende bir böyle baskı var. Bir sürekli böyle bir terleme geliyor. Ne oldu Rıza? Ha? Anne, hiç iyi değilim ya. Bayağı böyle sıkışıyor yani. Gel, gel otur oğlum, otur şöyle gel. Doktor bey baksın, gel. Oh. Aletlerimi getireyim o zaman. Seni çok kırdım kaldırım çiçeği. Ebru'ya da söyledim hatta. Aman neyse hocam, ölümlü dünya. Değil mi? Kız, ne tatlı köpek. Isırır mı? Yok, niye ısırsın ki? Ay, ay, ay. Gel, gel. Ay, canım. Kız, kız. Kız mı ki? Ma. Ay, niye hırlıyorsun? Niye hırlıyorsun? Ne yaptılar? Senin damarına mı bastılar? Kızdırdılar mı seni? Hırlama. Neydi o? Hırlayan köpek ısırmaz mıydı? Neydi? Hayran ettim. Allah! Havlayan köpek ısırmazdı o. Hoş yahu. Çekil bırak lan. Nabız normal. Normal mi? Lan kalbim boğazımda atıyor be. Arkadaşım sen doktora güvenmiyor musun? Sucuk gibi oldu ayo. Bence hazımsızlık. Fazla ciddiye almayalım. Ben tıp hekimiyim. Hata mı yapacağım? Hem de çok sevdiğim bir arkadaşımın sağlığı söz konusuysa, risk olsa ben söylerim. Yalnız ben vallahi her an bayılabilirim ha. Oğlum bir soda falan mı? Bak mide diyor doktor. Nefes bile alamıyorum ya. Yedim, içtim. Viski, stres, sıcak. Oğlum baba bir sakata gelmeyeyim ben ya. Bak sağ kolumda ağrımaya başladı. Oğlum bir şey çıkarsa ben bu mesleği bırakırım. Şu an ablamın üstüne yemin ediyorum. Sen niye göz kırpıyorsun bana ya? Ben burada canımla uğraşıyorum ya. Ha? Alo Emir. Kardo nasıl gitti Çağatay'la kalp krizi olayı? Herif bayağı hazırlandı ha. Alo. Geldi mi oraya Çağatay abi? Bora. Oh! Ah ben gidiyorum. Ah, Allah hakkınızı helal edin. Oğlum ne yaptınız? Ya oğlum abartma. Bak her şey gayet normal mide diyor doktor ya. Sen doktora güvenmiyor musun? Ümmeti Muhammed. Ambulans çağırın. Rıza! Abla! Ne oldu kardeşim? Ay bir şey kırkına söyleyince kalp krizi falan mı? Ne oldu? Neden var? Yok yok öyle sandılar. Ya. Mide çıktı. Mide? Gastrit var ya benim. Ay. O da öyle göğse kola vuruyormuş. Ya. Ah, bak hala yanıyor. Canım. Şöyle bir ekmek kaşısı falan var mı ya? Açık suyunu alsın. Sen niye geldin? Selahattin ben kuduz oğlum diye benden korkup duruyordu ya. Aşım olmaya geldi. Yok. Ne oluyor? Benden korktu. Kaçarken düştü bileğini boktu. Allah'ın tokadı yok. Sana ne oldu lan? Kalp mi yine? Yine mi?
Az rahatladın mı oğlum? Anne. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun. Efendim, ben tıbbı bırakıyorum. Arkadaşımı tehlikeye attım. Şu anda gencecik bir insanın benim imhalim yüzünden helvasını yiyor olabilirdik. Bu duygu adeta sanki Hipokrat sürekli enseme hohluyormuş gibi bir ömür boyu beni takip edecek. Artık bu çok sevdiğim mesleği yapamayacağım. Kendinize başka bir aile hekimi bulunuz. Sağlıcakla. Olmaz, saçma. Sen yine doğru teşhis koydun ciğerim. Evet ama o anları yaşadıktan sonra... Hiçbir şey olmaz. Yok yok, ben artık doktor değilim. Doktorsun, doktorsun. Değilim, değilim. Bizim için doktorsun. Olmasam... Ya hiçbir şansım yok. Fıs! Zaten o köpüğün ilacı da benim baş ağrısımı çat diye kesti. Doktor, benim şu topuk dikenine bir daha bakıver hadi çocuğum. Aşkım. Maç izliyorum canım. Akşam setten sonra o oyuna gideceğiz değil mi tatlım? Yok ya, benim canım hiç istemedi onu. Peki. Ama yeni aldığım dantel mini elbisemi giyecektim. İstersen gel bir içeride üstümü de gör. Bakayım beğenecek misin? Tekstilci miyim ben ya? İyidir işte. Ay ne yapıyorsun sen ya? Şaka yok. Aşkım şaka yok. Gel buraya. Aa, Bora iyice açılayın kölesi oldun deyince biraz bozuldum. Cool yapayım dedim ama yemedi. Aşkım. Peki akşam oyunu? Yok ya, o yine de beni biraz kasar mı diye ben... Dışarı! Hadi dışarı! Hadi dışarı! Tamam, tamam. Hadi yürü, tamam. Yürü! Hadi yürü! Ay pardon ya. Ne haber? Nasılsın? Sohbete var mısın? Çok yokum Rıza ya. Biraz moralim bozuk. Aa, hayırdır? Ya Rıza, tavşan öldü. Aa! Ya! O zaman... Vallahi ben de artık bu köpeği tutamam. Götürüp eski sahibine geri vereyim. Yani şimdi sen çünkü buna baktıkça... Tavşanı hatırlayacaksın. Ya olmaz. Ya ölmesi değil de... Şimdi tavşan öldü. Ben de bahçeye gömdüm. Efendim? Ya tavşan hastaydı zaten, tamam mı? Ben öğlen de baktım. Burada yazık uyuyor gibi. Ama ölmüş. Tamam mı? Ben de aldım onu. Aşağıya bahçeye gömdüm. Ondan sonra akşamüstü geldim baktım. Ay, elim ayağım titriyor. Birisi hangi manyaksa... Tavşanı çıkartmış topraktan. Yıkamış, kurutmuş. Korku filmi gibi ya. Getirmiş tekrar buraya koymuş. Bana kötülük olsun diye. Ya sen kim yapar ya böyle bir şey? Ha? Rıza kim yapar böyle bir şey? Sizin evden kimse yapmaz herhalde. Dışarıdan da biri girmediyse. Nur Hayat yapar mı böyle bir şey? Veya ailesinden biri filan. Kesin. Kesin. Tatlım. İyi misin? Ses saati.
ben bir yüzümü falan yıkadım. Nasıl bir sapıksın lan sen? Hiç alakası. Oğlum akşamüstü burada tavşanı kafese koyuyordun ya lan sen. Ama o hiç şimdi senin bildiğin gibi bir şey değil yani başka. Neyin peşindesin oğlum sen? Ha? Bak. Ablama 5 metreden daha fazla yaklaş. Her şeyi denize anlatırım. Ve o tavşana ne yaptıysan ben de sana onu yaparım. Kıyamam sana. Kız nasıl oldu? Görünmez kaza Tülay'ım. Görünmez kaza. Of. Bittim. Buraya kadar sağ salim geldim ya. Vallahi şükürler olsun huzur. Huzur. Sen ne yaptın benim canım? Ay kız bugün beni sokakta köpek ısırdı ya. Basın tarihinde bir ilksin. İşte sen bu yüzden starsın. Ne pahasına olursa olsun gündemde kalmayı biliyorsun abi. Ah bu sefer şansım yaver gitti sevgilim. Gelin canım gelin. Haberlerim var. Yeni senaryo yazmama gerek kalmadı. Diziye sponsor bulundu. Sponsor Deniz'in Osmanlı zombili kötü kadın olduğu senaryoyu çok beğenip ısrar edince kanalda kabul etti. Eyvah. Nasıl olur? O hikayeye sponsor mu çıktı? Sponsor kim? Rakip kanal mı? Yok. Benim canım. Karakaş İnşaat veli nimetimiz. Nur Hayat Hanım cömert bütçesi karşılığında senaryoya da katkıda bulunmak istiyor. Bu sezon muhteşem olacak. Camdan gördüm dedim yakalayayım. Yahu oğlum neredesin? Ulaşamıyorum. Hayrola babacığım? Karakaşların oğlu geldi ani. Artık otopark işinde onunla muhatapmışız. Ha, ben onu tanımıyorum. Ha, işte İtalya'dan gelen genç iç mimar. Ha. Ya babacığım, ben yaşlı kurt baba Karakaş'ı kafalamış adamım. Ben bu Fino'ya avucumdan mama yediririm, mama. Hadi. Bünyamin Bey, bizim damat. Hoş geldiniz. Lanet olsun dostum. Dünya çok küçük öyle değil mi ha?